Evet, bir arkadaşımız demiş ki su saatini, süzme su saatini nasıl hesaplarız demiş. Süzme su saatini hesaplamak için arkadaşlar ay ayı mı hesaplayacaksınız, ne zaman hesaplayacaksanız. Mesela diyelim eve yerleştiğiniz zamanda, eve yerleştiğinizde şuradaki saati okuyorsunuz. Burada şu an 52, 53'e gelmek üzere. Buradan da başlayabilirsiniz. Saati okuyorsunuz. Şöyle güzel temizleyelim. Şimdi bu 53 metreküp. Şu anda saatimiz 53 metreküp gelmek üzere. 52, 53 metreküp gelmek üzere. Siz de aynı şekilde eve gelince bakıyorsunuz su saatiniz kaçta? Diyelim 53'te. Bir ay sonra baktınız 80'de. 80'den 53'ü çıkarıyorsunuz. Kaç metreküp su kullandığınızı bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Yani burada solda sizin su saati çok çalışmış olabilir. Bu saat yeni takıldı. Çok çalışmışsa soldaki 3 tane sıfırda da bir şeyler olabilir. O zaman ne olur? Burada bir tane hemen 5'in yanında 1 varsa 152 olur. Burada 1 varsa 1152 olur. Yani onun için ona göre saatinizi hesaplarsınız, su saatinizi. Sağdan başlıyorsunuz. Yani en sağdaki rakamdan okumaya başlıyorsunuz. Soldaki sıfırın bir önemi yok. Şu anda bu saatimiz 52 gösteriyor. Yani süzme saatlerin hesaplaması arkadaşlar bu şekilde yapılıyor. Diğer ana saate bakıyorsunuz. Ana saatte yine kaç metreküp kullanılmış faturada yazar. Bu ay kaç metreküp kullanılmış. O metreküpü gelen faturayı o metreküpe bölüyorsunuz. Böldükten sonra çıkan rakam metreküpü kaç paraysa bu süzme saatinizde de bir ayda ne kadar kullanmışsanız o metreküple çarpıyorsunuz. İşlem bu kadar basit. Diyelim burada 10 kullanmışsınız. Orada metreküpü 15 liraya gelmiş. O zaman buranın süzme saatin su faturası 150 lira demektir. Teşekkürler, iyi günler.